içimden geldi. Sevgililer günü. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Galatasaray'da Samsun Spor deplasmanında hı hı. E, 2 0la kazandı. Şimdi maç Cuma akşamıydı. Bore'de bir birçok yayın oldu. Üstüne herkes konuştu evet, zaten. Evet. Hani bir daha Cuma akşamına da dönüp Cuma de, de böyle. 3 hani biz bu programda yayınlandığı zaman üstünden neredeyse 72 saat geçmiş olacak. Maç da çok zaten ne olduğu belli bir maç evet. olduğu için. Ee, biraz papağan gibi aynı şeyleri evet. tekrar etmiş olacağız. S sadece şeyi söyleyebiliriz. Yani e, Samsun Sporlu oyuncular da ellerinden geleni yaptılar. O yüzden... Belirli noktalardaki artık insanların haysiyetlerine, şereflerine uzana, uzanan e, sıkıntılı demeçlerden ben uzak durmanızı kendi adıma rica edebilirim ancak. E, o rica cevapsız kalır ve hatta kalmaz. Bu önemli değil. E, Galatasaray'da ben hemen maçın adamını seçeyim kendime göre. Sadece ilk gol atması sebebiyle değil, Kopenhag'daki gibi bir sol stoper performansı sergilediği için özellikle ve e, Okan Buruk'un kafasındaki tüm endişeleri de yerle bir ettiği için her ne kadar Barış Alper Yılmaz çok şık bir gol atsa da ben e, Viking, Victor Nelson'u bu maçın e, karasına koydum kendi adıma. İyiydi, gayet iyiydi ama Barış Alper Yılmaz çok iyi. ya, Çok Alper, çok formda. Adam başka bir şey gösteriyor. Yani Barış Alper şimdi şöyle düşünmek lazım Galatasaray futbol takımda. Barış Alper'in yaptığı şeyleri kim yapsa Galatasaray belirli dertlerden kurtulabilir ve da Okan Buruk bazı şeyler için ısrarcı olmayabilir. Ben böyle düşününce Aklıma benim geçen sene şampiyonluk virajına girildiği son maçlarda formayı da alan Kazımcan Karataş kardeşimiz aklıma geliyor. Yani kendisi çalışıyor olabilir. Özel de çalışıyor olabilir. Özel çalışıyorsa bile Kazımcan Karataş ki maalesef gelen bilgilerde tam tersi noktasında Florya'da takip eden arkadaşların vermiş olduğu, aktarmış olduğu bilgiler. Ya Barış Alper'e gidip diyeceksin ki abi şu senin çalıştığın ekibin telefon numarasını rica edebilir miyim? Sen kimlerle çalışıyorsun? Sen nasıl oldu da bu e, doğal fiziğinin üstüne ivmelenerek hava topuna sıçrama, e, girmiş olduğun ikili mücadeleleri kazanma, özellikle hava topu mücadelelerinde neredeyse artık 7'de 7, 8'de 8, 8 tonum çıkartmayı becerdiğin gibi, kendi eksen etrafında dönüp çalım atma yeteneğini de geliştirdiğin gibi, patlama gücünle beraber bunları nasıl yaptın, bana bir anlatır mısın dese, Barış Alper de verir e, telefon numarasını kendi çalıştığı ekibin ki, Barış Alper'in kendi söylemi yola çıkıyorum. Özel bir ekiple çalışıyorum demişti çünkü. Kazımcan Karadaş kardeşimiz de şunu yapabilir en azından Okan Buruk kafasında ya. Berkan Kutlu'ya de var şu maçta Kazımcan'ı koyayım. 11 başlatayım diyebilir. Ee, sadece bunu söylemek istedim ben. Çünkü oynadıkça özgüven kaybı yaşayan bir Kazımcan Karataş var. Çok mantıklı gelmedi bana. Onun dışında da Galatasaray... Galatasaray'da transferler <laughs> var. Transferler var. Sadece şunu aslında. da söyleyeceğim. Ee, Galatasaray'ın en güçlü olduğu yer maçlarda PPDA'sıydı ya. Yani bu maçta ısrarla bu ligin en iyi PPDA birisine sahip 5. takımla karşı geriden oyun kurmaya çalışıp başına birazcık belaya soktuğu oyunun belirli kritik anlarında. 47. dakikada Mustera kendi deyimiyle şampiyonluk modunu açmamış olsaydı Galatasaray'ın başı burada çok ağrıyabilirdi bu maçta. Hele ki Taylan Antalya'nın kafasında da aynı şekilde. O da Mustera'nın yine Kopenhag maçındaki gibi yanlış pas hatasıyla başlamıştı deyip transferlere gelelim. Hı hı. Benim çok beğendiğim gerçek bir yedek golcü Carlos Vinicius'la beraber Yine hakkında son iki yıldır hiçbir bilgi sahibi olmadım. Sergio oraya geldi. Hangisiyle başlamak istersin? ben de kendi fikirlerimi ileteceğim. Carlos Vinicius da bayağıdır oynamıyor aslında. Ee, şimdi Fulham'da tek forvet oynamak için bazı gerek şart özellikler var. Ee, hocanın talepleri var. Bu Fulham'ın tercih ettiği oyun planının gerekliliği. Bir kere fizik olarak çok güçlü olmanız lazım. Maç temposuna sahip olmanız lazım. Bağlantı yapmanız lazım. Yani Santrafor'un oyun içinde daha aktif olması lazım bu standartı belirleyen de Mitrovic oldu. Mitrovic sonrasını aradılar zaten. Vinicius bunu hayal ettirdi ama yeterli olmadı. Jimenez'in gelmesi bunu daha çok tatmin etti bu oyunu Hı. ve Vinicius yine yedek oldu zaten uzun süredir. Yedek zaten yedek oldu. Yedek santrafor. PSV'de de öyleydi. Şimdi Vinicius daha fazla ceza içerisinde olmak isteyen bir santrafor modeli. Orada topla buluştuğunda çok özgüvenli ceza içerisinde. Fakat savunma arkası koşullarında hata ya da eksikler gün geçtikçe artıyor. Gelişmesi gereken yönleri var. Buna sabredersiniz ya da etmezsiniz. Bunun realitesi bu. Ee, topu ceza sahası içerisinde Vinicius'a taşırsanız orada güven veren bir oyuncu ama taşımakta zorlanırsanız o zaman bu oyuncudan faydalanma ihtimaliniz hiç yok. Yani oyuncunun siz oyunu çalıştıramıyorsunuz, topu taşıyamıyorsunuz. O zaman Vinicius hadi sen bir şeyler yap diyebileceğiniz bir oyuncu değil. Haksızlık yaparsınız o zaman. Onun alınmasının ana sebebinin 9 numarada farklı bir oyunu oynayabilmek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bazı maçlarda buna ihtiyaç duyarsınız. Yani her zaman bağlantı santraforuyla olmuyor. Hele ki ligin boyu kısalıp Galatasaray'a karşı oynayan rakiplerin daha fazla bekleyerek oynamaya başlayacağını düşündüğümüzde Vinicius modeli, Vinicius'un performansından emin değilim. Vinicius modeli e, bunu en azından düşündürtür size. Daha klasik bir 9'la da oynayalım. Biz hani Icardi gibi bağlantıya gelen hareketli yerini biraz daha ceza cezaların içerisinde el kullanabileceğimiz bir oyuncu diyelim. Premier potansiyelin de potansiyelinin altında kaldı. Ama burada işte Kerem'le, Mertens'le potansiyelini açığa çıkarabilir mi? Bunda performansı gösterecek. Yani biraz arada derede doğru işler olursa faydalanılabilecek bir forvet tipi olduğunu düşünüyorum. Yani Ben de ligin geri kalan kısmında e, Vinicius'un e, bu ligin bakı sayabileceğimiz e, özelliklerinden faydalanmak, takımların da savunmaları nerede kurduğuyla alakalı ve savunma bilgileri, pozisyon bilgileriyle alakalı sıkıntılardan faydalanabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Mesela Benfica'daki kariyer sezonunda gerçekten çok çok iyiydi Vinicius. E, orada genel anlamda çift forvet oynamayı da öğrenen bir oyuncuydu net olarak. 46 maç, 22 gol, 7 asistik bir performansı vardı Benfica'da. Sonra şimdi Benfica'yı çalıştıran Roger Schmidt'in PSV'sine gitti. Orada net olarak yedek golcüydü ki e, bu dönemleri de biz daha iyi biliyoruz. Çünkü e, Hollanda Ligi anlatımı bizdeydi, Vole'deydi. E, i̇şte özellikle Uğur Sever'in anlatımlarında, Ersin Düzden'in anlatımlarında biz hep orada yorumcu olarak da gidiyorduk. Vinicius orada Roger Schmidt'in yedek planıydı. Kendisi daha hibrit bir oyunu tercih ediyordu. İşte Hatta e, şeyin e, Roy Steele de Mario Götze'nin bile böyle Santrofor Sahte 9 gibi başladığı kurgunun bir parçasından Vinicius oyuna girip ondan sonra daha farklı şeyleri yapabiliyordu ki orada da 14 gollük bir katkısı vardı Vinicius'un. Yedek oyuncu olarak katkısı vardı. Fulham'da da Mitrovic yerine ilk önce bunu hayal ettirdi. Bunu gerçekleştiremedi. Galatasaray zaten doğrudan kendisini salt bir 9 numarası olarak değil belli ki sıkışan bir oyunun parçası olarak Vinicius modeline girecek. Yani bundan sonra belirli bir süreçte Galatasaray oyunu iyice rakip sahaya yayılmaya çalıştığı zaman dilimlerinde. Bakınız Gaziantep FK maçı. Belki de Vinicius'un o cezalığın içindeki aktiflikteki o müthiş sol ayağından çok doğru kullandığı sol ayağından verim sağlamaya çalışacak. Ben o anlamda Carlos Vinicius transferini Icardi'yi de ligin bu kısmındaki oynanan oyunlara özelinde çok doğru bir yedekleme olarak görüyorum. Hatta çok belli olacak ki belirli zamanlarda belli oldu ki daha doğrusu belli olacak ki değil. Biz Vinicius-Icardi ikilisiyle biten çoğu maçı da göreceğiz bu noktada. En azından Icardi'yi birazcık daha stoper kucağından çıkartmak. Vinicius da orada doğru bir oyunu sağlayabilmek, doğru kalabalığı sağlayabilmek adına. Vinicius transferi bence doğruydu ama hani Sergio Riel'in evet lansta başlayan hayatı, Toulouse'daki mükemmel performansı, Paris Saint Germain tamam. Ama sonrasında işte Tottenham, sonra tek yıllık Villarreal, sonra işte Nottingham Forest. Ki Nottingham Forest'tan aldım da ama zaten sözleşmesi son eriyordu sezon sonunda. Galatasaray'da serbest kalsın diye bari bir 100 bin euroyu verelim demişler. Anladığım kadarıyla Tottenham şeyle Nottingham öyle anlaşmışlar. Ama hani e, ben son performans hakkında Premier Lig'de her takımı izlemediğim için, belirli takımları izlediğim için bir bilgi sahibi değilim. Valla normalde Nottingham'dan ayrılmazdı. E, bence fena da değildi Premier League performansı e Cooper'la beraber çok iyi toparladı. Kaptanlığa kadar yükseldi. Hatta Cooper'ın son dönemlerde denediği 3-4-2-1'de de sağ kenarda çok iyiydi. Sağ stoper de oynamış galiba bir iki maçta. Öyle diyorlar 3'lünün sağ stoperi. Bir ben bilmediğim için yani öyle söyleyenler yani vardı o yüzden. Şeyden marktan bakınca öyle görünebilir ama Hı -hı. yani ben Öyle değil. Sen sağ kanatta. Bir şey öyle... olmuşsa kullanmış olabilir. Evet. Ee, ama Nuno Espirito Santo gelince takımda kalma şansı kalmadı çünkü onu Tottenham'dan gönderenden onu Santo'ydu. Evet. Nottingham'a geldi. Orada Ola Aina var. Ya bir maçta Ola Aina işte 5-3-2 oynadıkları bir maçta Ola ile beraber Oriye de sahadaydı. Büyük ihtimalle Aina sağ kenar oynarken Oriye de sağ stoper gibi görünmüş olabilir ama aslında ikisi de sağ kenarı kullanmıştı. Öyle bir maç hatırlıyorum. Boli falan da vardı evet. tanemde. E, Santo gelmese bence devam ederdi Premier Lig'de. Nottingham'la beraber. Ama o asıl şimdi problemler üzerinden anlatılıyor da yani o problem hani Oriyen'in problemleri işte kardeşinin vurulması, o dönemki psikolojik sorunları mesela Mourinho ile tartışmalarından bahsedilir Tottenham'da. Aslında Mourinho ile değil, Joao Sacramento ile tartışması vardır. Mourinho onu çok sever, o da Mourinho'yu sever. Joao Sacramento ile de her futbolcu sorun yaşar. Çünkü Teknik direktör değilken daha bir ya da ikinci sezonunda kendisini Mourinho zannederek soyunma odasını yönetmeye Hı. çalışıyordu Joao Sacramento. Anladım. Futbolcularla da sorun yaşıyordu. O yüzden yaşadığı sorundan dolayı o dönemi var anlatılan. Rakamları, performansı bence fena değildi. Ortaları iyidir. Erken orta açar genelde. Fiziksel mücadeleden kaçmaz. Yeteneği kısıtlıdır. Şampiyon takımda oynama zihniyetinin neresinde onu biraz sorgulamak lazım. Dediğim gibi psikolojik kırılmaları da genelde kardeşinin, çok sevdiği kardeşinin öldürülmesinden sonraki süreci kapsıyor. Bence Nottingham'dan ayrılmaz Hatta Nottingham'ın kümede kalma umutlarından bir tanesiydi kadrosunda oraya ama. Hı hı. Biraz büyük ihtimalle Nottingham'ın sahibinin, Olympiakos'un da sahibi, onun iyi ilişkilerinden kaynaklı biraz kadro Türkiye'ye doğru boşaltılıyor. İşte oraya geldi oraya. Warhol geldi. Bir iki hamle daha yapılabilir yani sürpriz o hmm. gelebilir şaşırmam. Ama ben Oryen'in kısa vadede Galatasaray'a fayda sağlayacak bir profil olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani tabii e, Galatasaray taraftarı şunu da bekliyor. İşte Maliy eleseydi de var, hemen gelseydi diye. Fillişen enteresan son. bir şekilde acayip sürprizle son dakika son dakikada, son dakikada yani. aldı götürdü yani her şeyi. Adingra Ad... girdi 5 Ad... evet. dakika sonra e, bıraktı. attı. Attı. E... muhtemelen ilk Sparta Prag maçını da izleyemeyeceğiz biz orayı. Yani Fildiş'i Kongo maçının da e, Demokratik Kongo mücadelesine de bağlı. Mi? Yok 11-12 Şubat gibi bitiyor da geldi de hani şimdi Afrika Kupası'ndan geleceksin, Fildiş sahillerinden geleceksin. Hiç bilmediğim bir takımla de sparta Prag maçına başlatır mı Okan Buruk? Normal şey tarih olarak yetişiyor Hı. ama hazırlık Hı. olarak yetişebiliyor mu Sercori'ye? Eğer bu çarşamba eğlenirlerse o zaman e, Okan Buruk muhtemelen sparta Prag maçına hazırlar. Çünkü Güney Afrika bir iş işler? Yok Kongo Demokratik Kongo ile o zaman. Işler. Demokratik Kongo ile eşleştirdiler. Ortada maç. Yani e, diğer e, Güney Afrika... Planlama açısından sıkıntılı bir transfer. Evet yani. Afrik bası oynayan oyuncuyu... birden birdenbire getirmek, sıkıntılı. Okan Buruk bir tane maçtan sonra bu Cuma'ya kadar bitirilmesini istiyorum. Bir tane üç tane maç kaçırıyorsun yani. Kaçırdın canım net olarak kaçırdın o maçları yani, yani. O maçlarda bu yüzden puan kaybetsen bunun telafisi yok ki. İşte zaten mesele o. Göreceğiz bakalım ama ben e, en azından kendi hatırladığım son Tottenham döneminde dahil olmak üzere e, söyleyeyim. Fizik kalite olarak çok değişkenlik gösteren bir durumu yoktu Sergio Uribe'nin benim gördüğüm. Hani şimdi şeyde de baktık tabii biraz Afrika e, Kupası'nda da. Üçlü kuvvetli, kuvvetli bir oyuncu. O üç buçuk dört aylık süreçte e, elinden gelen katkıyı e, vermeye e, çalışacak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? yani sağlam bir Abdülkerim Davison Sanchez, Nelson Barış Alper, Orye yani çok iyi üçlü takım oluyor Galatasaray. Hı -hı. Zannetmiyorum bu fikstürden sonra böyle ya bir şey deneyeceğini ama Belki oyun içerisinde. Oyun içerisinde dönebilir Okan Buruk'un. Çünkü bir, kaç kere oyunu, ben döndüğünü hatırlıyorum. Maçların senaryolarına göre. Son döndüğü maç, son döndüğü maç gerçek anlamda Molde maçıydı deplasmandaki. Kaan da oyunu alarak birdenbire yani. üçlüye dönmüştü. E, Fenerbahçe'nin Antalya maçının son bölümünde yaptığı, yaptığı gibi. gibi. Ha, yani oyunun akışına göre e, bunu e, hayal eder. Belki Okan Buruk veyahut da rakip analizine göre hayal eder. Göreceğiz bakalım ama tabii yine hala o süreç devam ediyor. Türkiye li içinde, Türkiye içinde bir transfer gelebileceğini söyledi. Bir de yanlış bilmiyorsam eğer Galatasaray Sparta Pırağı elerse kadroda bir ekleme çıkarmada yapabiliyor. Yani tekrar Ondan emin güncelleme yapabiliyor diye biliyorum ben. Yanlış olmasın. Ben de yani Emin olmasam da sanki böyle bir şey hatırlıyorum. Sparta bırak maçından sonra bu turdan sonra da playoff'tan sonra da bu playoff gibi düşünürsek bir güncelleme yapılıyordu diye hatırlıyorum ama bu bilgiler de çok eski kalmış olabilir bende. Aradan üstüne talimat üstüne talimat geçmişse söyleyebilecek bir şeyim yok. Şimdi karası tamamlamak gerekirse benim kare asımda Samsun Spor Galatasaray maçından Nelson. Beşiktaş Trabzonspor maçından Semih Kılıçsoy. Fenerbahçe Antalya Spor Fenerbahçe maçından da Ciku vardı. Sen de Cengiz Ünder vardı. Semih Kılıçsoy hakezaydı. Barış Alper'i aldım. Sen buradan. Barış Alper Yılmaz'ı aldın. Dört, dört Dördüncü gelelim. sen tamamla. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.